Aha. Anı. Aha dayı açıyor kanka. Açtı. Ayağınla kır... Aha paraları gördü. Aldı dayım. Aldı. Gidiyor. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan dayı gitti. Aldı parayı gidiyor. Lan Allah'ım gidiyor adamlar. Hepinize merhabalar. Çok efsane bir sosyal deneyle karşınızdayım. Türkiye'de dahi yapılmamış bir deney. Görüyorsunuz yanımda şöyle balya balya paralar var. Tabii ki bunlar sahte paralar. Çünkü böyle bir riske giremeyiz. İstesek de giremeyiz. Zaten böyle bir para bizim yanımıza yaklaşmaz. Yanımda şöyle bir çanta var. Çantanın içinde doktor bir arkadaşımıza sözleşme hazırlattık. Bu hipertansiyon ameliyatı Türkiye'de en kötü 10 hastalıktan biriymiş. Ondan bunu seçtik. Bu arada bütün hastalara da buradan geçmiş olsun. En acil şekilde şifalar diliyorum Allah'tan sizlere. Çantamıza paraları koyacağız ve duraklara, parklara bu çantayı bırakacağız. İçinde tabii ki bu sözleşme olacak. Bakalım çantanın içindeki paraları insanlar görünce alıp kaçacaklar mı? Yoksa iyiliklerini ortaya koyup yardımseverliğini gösterecekler mi? Tabii ki sözleşmede benim numaram yazıyor. Beni arayacaklar mı? Bakalım. Şimdi biz bunları hazırlayalım ve sosyal deneyimize geçelim. Kapattık. Para dolu çantamız hazır. Parklara, bahçelere, duraklara bırakacağız. İnsanların tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Hadi kalk gidelim. Şimdi bir tane göletin yanına geldik. Burası İzmit'te zaten bilenler bilir. Bir potansiyel var burada. Gelip oturabilirler diye düşünüyorum. Şimdi çantamı aldım yanımda. İçini tekrar göstereyim şöyle. Burada sözleşmemiz var. Şurada da paralar var. Ben şimdi koyacağım. Aniden uzaklaşacağım oradan. Biri gelip oturup da bunları fark edecek mi? Ve tepkileri ne olacak? Çok böyle ilginç bir video, anladınız mı? Düşünsenize, para dolu çanta buluyorsunuz ve içinde ameliyat sözleşmesi var. Gerçekten çok da önemli bir video. Bakalım insanların tepkisi ne olacak? Hadi ben bir bunu bırakayım, geleyim. Arkadaşlar ben şimdi bıraktım. Şu an gerçekten çok açık yerde zaten. Bakalım insanların tepkisi ne olacak? Bence göreceklerine inanıyorum. Çünkü çok açık bir yerde ve yani banka koydum. Bakalım normalde burada hep otururlar. Şimdi şansımız nasıl olacak? Aha geldiler. Allah'ım geldiler. Nasıl görmediniz ya? Yok daha neler. Şu an geldiler fakat... Abi karşındaki hemen banktakini görmüyorlar, ben anlamadım. Şey de yapmıyor, açmaya falan çalışmıyor. Çok meraklıyız yani şu an. İnşallah bir dener açmayı. Yanında koskoca para çantası var, para. Arkadaşlar bir önceki videodan sonra başka yere geldik. Çünkü orada gördüler, açmadılar. Yapacak bir şey yok. Oraya bırakayım, ilk beyazlığı bırakayım mı kanka? Aynen lan. Şöyle şuraya ben bırakıyorum hemen. Burada illaki geçen görür ya. Gibisinden. Bakalım buradan ne sonuç olacak. Ya illa görürler diye düşünüyorum inşallah. Hadi bekleyelim. Aa, kanka baktı lan. Dönüyor. Vallahi dönüyor. Aha. Motorcu. Harbi döndü lan. Vallahi durdu. Abi kaçması yok. Aha bakıyor içine. Oğlum şok olacak lan adam. İyi paraları gördü. Kağıdı aldı kağıdı. Okuyor kanka. Adam lan bak. Bak görüyorsunuz mu? Alın lan size motorcu. Ne istiyorsunuz siz bu motorculardan? Al bak adam yolundan döndü. Adam lan bak. Aha arıyor kanka. Arıyor. Ne diyeyim? Arabamın... Alo. Alo merhabalar. Merhaba. Evet benim. Buyurun. Ben şu anda araba kutusunda. Ne kutusu? Ha para kutusu mu? Evet, evet.
Aa bir dakika bir dakika. Çok teşekkürler. Evet ya, arkadaşımın da o para. Ya çok teşekkürler. Neredesiniz siz şu an? Ben şu anda fuarın arka tarafındayım. Dörde dolap falan var. He, o zaman ben arabadan çıktığımda düşürmüşümdür onu. Ya çok teşekkürler. Birazcık beklesem, ben yakınım oralara, gelsem olur mu? Çok teşekkürler. Ya görüyor musunuz? Alın lan size, motorculardan ne istiyorsunuz? Görüyor musun? Adam içindeki kağıdı okudu ve aradı. Adam helal olsun. Ya çok teşekkür ederim. Neredeydi bu ya? Buradaydı da yarıya kadar çıktı. Hani kağıt falan görünüyordu. Çok teşekkürler ya. Çok sağ olun. Ciddi bir miktarda para zaten. Aynen. İsim neydi sizin? Emirhan. Emirhan. Evet. Emirhan, biz sana bir sosyal deney çektik desek. Cidden mi? Aynen. Bak kamera, bak arkadaş arabanın içinde, görüyor musun? Evet. İçeride. Yüklü paralar oluyor. Bazen görüp götürülüyor. Bazen de senin gibi değerli insanlar arıyor. Mesela biz bunun içine bir ameliyat sözleşmesi koyduk. Bulunan böyle paralar bir insanın hayatına dokunabilir. Yani insanlık namına zaten verilmesi gerekiyor. Sonuçta ameliyat parası yazıyor yani. Hayat bu. Aynen. Şakası yok yani böyle şey. Çok teşekkürler. Yayınlayacağım, izin veriyor musun? Tabii izin veriyorum. Hayda! İşte iyi insanlar iyi ki varlar, görüyor musunuz? Bir insanın daha hayatına böyle güzel bir dokunuş yapmış olduğu arkadaşımız. Çok teşekkürler. Bütün motorculara da buradan selamlar. Çok güzel oldu ya. Vallahi çok duygulandım kanka ya. Adam, adam beton yetmez. Delikanlı adam. Delikanlıymış. Bak çek, gidiyor. Motoru da güzelmiş ha. Arkadaşlar geldik yeni bir durağımıza. Burada normalde çok canlı bir durak burası. Siz de şu an yorum kısmına para dolu çanta görseniz ne yapardınız? Tepkileriniz ne olurdu? Onu yazın. Çok merak ediyorum. Ben de şimdi o durağa geçeceğim ve çantayı koyacağım. Bakayım görecekler mi? Görürlerse tepkisi ne olacak? Beni arayacaklar mı? O zaman şimdi bekletmeden o durağımıza geçelim. Nereye doğru geleceğim? Açıkçası biraz utandım çünkü hani beni yanlış anlamasınlar. Ne bileyim oğlum, bombacı falan zannederler. Utandım biraz. Ama bakalım neler olacak. Burada kesin görecekler ya. Hanımefendi gördün ama ya. Hanımefendi gördü. Herkes görüyor. Görmüyor musunuz? Abi sanki Cinderella gibi bakınıyor gibi ama. Abi artık ya ne kadar şey olduysa kimse açıp bakmıyor ya. Kimsenin kimseye güveni kalmamış ki. Haydi abi. Aha bakıyor abi, alacak abi. Abi alacak. Dayı, dayı haydi dayı. Gez dayı hep öyle giriyormuş. Ben oraya bakıyor sandım. Dayı onu alıp götürecek bak, görürsün. Bak gördün mü, bak sinsirelle var. Aha. Anam. Dayı ne yapıyorsun? Dayı alıp götürmeyecekse ben de bir şey bilmiyorum. Aha dayı açıyor kanka. Açtı. Ayağınla kırıyor. Aha paraları gördü. Aha. Helal dayıma be. Ne yapacak bakayım? Aldı dayım. Helal olsun be dayı. Ara beni. Dayım aldı. Bak aha bak çantayı yor. Kanka. Çantayı oraya bıraktı. Okuyor şu an. Aldı. Gidiyor. Hayır. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan dayı gitti. Aldı parayı gidiyor. Lan ablam gidiyor adam lan. Takip edelim mi arabayı? Arabayı takip edelim mi? Kutuyu almadı. Kutuyu alacağım ben. Gitsin o. Lan adam aldı gitti lan.
Her şeyi çektik değil mi Onur? Aynen. Oğlum yok böyle bir şey lan. Abi böyle bir şey olabilir mi? Adam ayaklarıyla itti. Ondan sonra parayı çıkardı cebine koydu. Bu arada adam hani diyeceğim ki kağıdı görmese, kağıdı gördü adam. Açtı okudu. Yok böyle bir şey. Takip ediyorum bakayım nereye gidecek. Oğlum yok böyle bir şey ya. Adam gidiyor vallahi abi. Gerçekten çok ayıp arkadaşlar ya. Gerçekten ben şu an insanlığımdan utandım. Belki adam diyecek hadi bunu polise götürüyor. Olabilir mi? Olabilir ama bence çantasıyla beraber götürürdü. Haksız mıyım? O yüzden şu an takip ediyorum. Hani polise mi gidecek, nereye gidecek? Sonuçta adam almış bir ameliyat parasını cebine attı götürüyor. O kadar da dikizledi ama bak onu. Bu video pazar günü yayınlanacak. Arada 2-3 gün var. Eğer ki polisi ararsa benim plakamdan zaten görür. Ben bırakmışım beni arar. Haberimiz olur değil mi? Video yayınlanana kadar bu belli olacak. Ama şöyle de bir düşünce. Şimdi bunu alan kişi otobüse binmez abi. Çantayı da alır polise götürür bir şey yapar anladın mı? Adam açtı ayağıyla aldı cebine. Yorumlarda sizin kendi düşüncemi sorarsam bence cepledi. Size bırakıyorum yorumlara yazın. Şunu net söyleyebilirim ki eğer polisi ararsa adam bana hemen ulaşırlar. O net. Onu söyleyeyim size. Ama şu an takip ediyoruz. Bakalım neler olacak. Çok meraklıyım. Heyecanlı takip. Önce şu da geldi aklıma. Hani dedim ki acaba emniyete yakın bir yerde inecek adam. Ondan sonra emniyete götürecek parayı ama şu an hiçbir emniyette inmedi adam. Emniyetleri geçtik. Hala gidiyor. Bakayım nereye kadar. O değil mi kanka? O değil mi? Abi şu an bir markete girdi. Ve ben de o markete girip bir alışveriş yapacağım. Şimdi çaktırmadan çekmeye başlayacağım. Arkadaşlar çok çılgın bir video geçti gerçekten. Hiç böyle bir şey beklemezdim. Yani aklımızın ucundan geçmeyecek şeyler oldu. Adam parayı aldı gitti çantayı orada bıraktı. Yani size bırakıyorum. Yorumlarda lütfen belirtin. Yorumlarda gerçekten düşüncelerinizi bekliyorum. Yorumlara yazın o yüzden. Şimdi diyeceksiniz ki adam belki evde arayacaktı. Hiç zannetmiyorum o konuyu. Arayacak adam çantayı da alır oradan. Anladın mı? Çantayı da alır. Ben bile bile takip ettim. İzmit'te 2-3 tane emniyet müdürlüğü var. Belki orada inecek adam emniyete götürecek dedim. Her neyse. Bilmiyorum. Ayıp olan ne biliyor musunuz? Hadi her şeye geçtim. Ayıp olan abicim bak. Çantanın içinde kağıt koymuşuz biz işte. Ameliyat sözleşmesi diye. Ya gerçekten o bir hayat kurtaracak para olsaydı. Ya gerçekten öyle bir şey olsaydı. Ne olacaktı? Bunun hesabını kim verecekti? Aşağıdan yorum yapıp konuyla ilgili like atmayı unutmayın. Her cumartesi ve pazar yeni video geliyor. 18.30'da bildirim çanını açın lütfen. Çok soğuk hava, çok emek var videoda. O yüzden abone olmanızı bekliyorum. Videoyu lütfen sosyal medya adreslerinizden paylaşın. Beni de etiketleyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biraz insan kalın.